Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Bu hafta sinema politikte Türk yapımı bir filmden söz edeceğim. Sadık Ahmet. Doktor Sadık Ahmet benim Türkiye sınırları dışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuvay Milliyesi çizgisinde yaşamlarını sürdürmüş üç önemli Türk lideri tanıdım ve bunlardan biri de Doktor Sadık Ahmet'ti. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Kıbrıs Türk toplumunun efsane lideri Toros kod adlı Rauf Denktaş. 1990'ların başında Sovyetler Birliği yıkılırken Azerbaycan Respublikası diye adlandırılan Milli Müsavat, Milli Müsavat'ın bayrağıyla o günkü adıyla Lenin, bugünkü adıyla Bakü'nün Azatlık Meydanı'na inmiş ve ülkenin ilk resmi bağımsız cumhurbaşkanı, bağımsızlık sonrası cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ve Batı Trakya Türklerinin efsane kahramanı, siyaset adamı Doktor Sadık Ahmet. Ben bu üçünü de tanımış olmaktan, üçüyle beraber belli mücadelelerde omuz omuza olmaktan büyük mutluluk duyanlar grubundanım. Özellikle 1989 yılının Mart ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen İslam Konferansı 18. Dışişleri Bakanları toplantısına dönemin Dışişleri Bakanı merhum Mesut Yılmaz bir grup gazeteciyle beraber beni ve bu arada Batı Trakya Türk toplumunun lideri ve dönemin Yunanistan Parlamentosu üyesi Sadık Ahmet'i de beraberinde götürmüştü. Ben orada rahmetli Sadık Ahmet'le beraber Müslüman coğrafyanın, özellikle Arap dünyasının Batı Trakya Türkü'nün yaşamakta olduğu Yunan zulmüne dönük uyanmasını ve durumun onlara anlatılmasında Sadık Ahmet'le mütevazi bir işbirliği yapmış bir gazeteci. Yani bir gazeteci olarak delegasyonları ayarlamalar, işte o dönemlerde iletişim başkanlığı falan yok ama tabii ki çok değerli basın müşavirleri vardı. Onlarla beraber birlikte çok önemli işler başarmış idik. Sadık Ahmet Gümülcine doğumlu bir Batı Trakya Türkü. Yani 1947'de Gümülcine'de doğuyor. 1966-67 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görüyor. Bir yıl sonra Selanik Tıp Fakültesi'ne geçiyor. Oradan mezun oluyor, doktor oluyor. Ve sonuç itibariyle görevinin başına geçiyor. Batı Trakya'da Batı Trakya Türk toplumunun yetiştirdiği aydın, münevver bir doktor olarak görevlerinin başındayken aynı zamanda özellikle 1980'li yılların başı itibariyle artan Batı Trakya Türk toplumunu ve adalardaki Türk toplumlarını mülkiyetsiz bırakma zorbalığına karşı direnişle kendini gösteriyor. Esasında Yunanistan hükümeti, açık ve net söylemek gerekirse, 1955-98 yılları arasında Batı Trakya Türk toplumunun dekarlarca arazisini kamulaştırma adı altında devre dışı bırakmış, 46.638 Batı Trakya Türk'ünü de vatandaşlıktan çıkarmış bir yönetimdir. Ayrıca eğitim kurumlarının özelliklerini kaldırmış, hatta Lozan Anlaşması'yla hakları garanti altına alınmış Batı Trakya Türkü'nün açık ve net kendi müftüsünü bile seçme hakkını ortadan kaldırmıştır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve Sadık Ahmet öncelikle bu mülksüzleştirme programına karşı 1985 yılında büyük bir imza kampanyasıyla kendini gösterdi. 86 yılında ilk tutuklamasını yaşadı.
1987 yılında Avrupa İnsan Hakları üyeleriyle toplandı ve bu toplantıda yaptığı konuşmalar nedeniyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ama Avrupa İnsan Hakları dedi ki, o Yunan, o bize bilgi verdi ya, Avrupa İnsan Hakları'na bilgi verdi. Sen kimi hapsediyorsun? Hala temyizdedir, biliyor musunuz, Yüksek Mahkeme'de o karar. Temyize girdi, çıkamadı. Sadık da içeri girmedi. Öyle yani. 18 Haziran 89 ilk Türk bağımsız milletvekili olarak Türk'ün oyu Türkiye kampanyası. Dün gibi hatırlıyorum. Dün gibi nasıl desteklemiştim, nasıl desteklemiştim. Yani anılar, ondan sonra Türk'ün oyu Türkiye. Çok güzel bir slogandı. 89'da bağımsız milletvekili oldu. Sonra onu bir şekilde iptal ettiler. Almadılar parlamentolarına. 1990'da Türk kelimesini kullandı diye hapsedildi. 2 ay sonra çıktı. Ve 91'de Dostluk, Eşitlik, Barış DEP Partisi'ni kurdu. Fakat hemen seçim barajını %3'e çeken Yunanlılar partinin %2'lik oy oranıyla temsil edilmesini engelledi. Ve sonuç itibariyle Sadık Ahmet 24 Temmuz 1995 günü tam Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde. Lozan Anlaşması'nın en önemli maddeleri İstanbul'daki Rum azınlıkla Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarını korumaya alan anlaşma olmasıdır. O yüzden 24 Temmuz 1995 günü Gümülcine Susuzköy yolunda şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bence Yunan istihbaratı tarafından öldürülmüş bir kahramandır. Batı Trakya Türkü'nün şehit evladıdır. O yüzden tebrik ediyorum. Doktor Sadık Ahmet'i filme almışlar. Filmini yapmışlar. Yönetmen Hakan Yonat. Senaryo Mert Dikmen. Turgay Aydın Sadık Ahmet'i oynuyor. Erdal Beşikçioğlu Kemal Gür'ü oynuyor. Erkan Can Ali Molla'yı oynuyor. Kenan Bilek Avukat Adem'i oynuyor. Yani güçlü de bir oyuncu kadrosu var. Bu memlekette yaşayan, ruhu kuvayi milliye ruhuyla dolu ve çevremizde yaşanılanlara uyanıklık kesbeden herkes o filmi bir seyretsin. Yani Avrupa Birliği'ne güle oynaya aldıkları Yunanistan'ın Batı Trakya'da yaptıkları ve sonu bir siyasi cinayete kadar varan bütün bu olayları bir kez daha bu memleketin vatandaşları Sadık Ahmet filminde seyretsin. Çünkü Sadık Ahmet filmi sadece sinemalarda değil, liselerde, ortaokullarda da mutlaka bir şekilde seyrettirilmesi gereken bir tarihi gerçeğe kimlik basıyor. Ben tanıştığım, beraber mücadele ettiğim değerli dostumu huzurunuzda bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Dünyanın en zarif, nazik ama demirden adamıydı. Konu kendi kişisel durum olduğu zaman dünyada ondan daha nazik bir insan bulamazdınız. Konu milletinin haklarını savunma olduğu zaman ondan daha sert bir hatip göremezdiniz. Hayat gelip geçiyor ama işte Sadık Ahmet gibi, Denktaş gibi, Rauf Denktaş gibi, Ebu'l-Fezelçi Bey gibi ve Gazi Mustafa Kemal gibi mümtaz insanlar unutulmuyor. Onların da belki serveti bu. Hoşçakalın.